İstanbul Sözleşmesi'ni Türkiye hiç tanımazken uluslararası platformda ilk imzayı atan Türkiye oldu. Tabii ki bu bir süre emek sonucunda oluştu. Ancak şimdi bir gecede çıkmasının nedeni kadın erkek eşitliğinin fıtratlarında olmadığından başka hiç açıklaması yok. Çünkü kadının gelişmesi İslam toplumunda. İslam toplumu derken de İslamiyet'i ayıp etmek istemem. Gerici kesimde kesinlikle yer bulmuyor. Kadını bir şekilde eve sokabilmenin yollarını aradıkları için İstanbul Sözleşmesi'nden çıktım dedi. Çıktı. Evet, çıktı mı? Kendi yasal çizgisinde, kendi yarattığı çizgide çıkmış olabilir. Kadınlar nezdinde asla çıkamamıştır. Bizim kırmızı çizgimizdir. İstanbul Sözleşmesi bizim dedik biz. Hala İstanbul Sözleşmesi bizim. Asla vazgeçmiyoruz. Ne yapıyoruz? Hayatın her alanında İstanbul Sözleşmesi'nin biz kadınları hangi alanlarda koruduğunu tek tek anlatıyoruz. Kitapçıklar bastırıyoruz. Dernekler çalışması yapıyoruz. Sokak çalışması yapıyoruz. Alanda gördüğümüz her kadın kardeşimize, kız kardeşimize İstanbul Sözleşmesi'nin can güvenliğimiz olduğunu, İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçildiği gün, öldüğümüz gün olduğunu vurgulamak zorundayız. O nedenle baştan söylediğimiz gibi hala 25 Kasımlarda, 8 Martlarda, alanlarda sürekli söylediğimiz gibi kırmızı çizgimizdir. Vazgeçmeniz söz konusu değil. Her bir birey görüyordur ki İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmediğimizi kanıtlamak için Ankara'da binlerce avukatla birlikte sözleşmeyi savunuyoruz. Bu topluma çok güzel bir örnektir. Yalnızca kadınlar mı savunuyoruz? Hayır, bir sürü avukat erkek kardeşimiz de bizimle birlikte aynı mücadeleyi veriyor. Çünkü kadının kurtuluşu toplumun kurtuluşudur. Biz buna inanıyoruz, bunu söylüyoruz ve asla vazgeçmeyeceğimizi ısrarla söylüyoruz.